Şimdi bugün sabah saatlerine kadar ben de şunu düşünüyordum. Çünkü Anayasa Mahkemesi nin kararı ki orada da hani görüş ayrılığı var biliyorsunuz. İşte Mehmet Uçum diyor ki aslında yok hükmü kararı vermedi AYM'e gibi bir yoruma götürüyor. Aysa Anayasa Mahkemesi'nin kararını tersten de okusanız, düzden de okusanız şöyle bir metin ortaya çıkıyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki ben zaten kararımı verdim. Bu kararımın üstüne başka karar vermeye ne hacet? Bu işi bir an önce gerçekleştirin ve Can Atalay'ı serbest bırakın. Çünkü benim gözümde Can Atalay hak ihlaline uğramış bir milletvekilidir diyor. Ee, son gerekçeli kararda bir kez daha bunu tescil ediyor aslında. O e, sonuç metninden ziyade hukuki değerlendirmenin yapıldığı yerde. Bur bugün e, aslında çok gözden kaçan küçük bir ayrıntı var şimdi. Deniliyor ya IM'nin gerekçeli kararı meclise tebliğ edildi mi edilmedi mi diye. Bugün öğrendik ki, ki aslında kamuoyuna duyurulmuştu ama yeteri kadar konuşulmadı aslında. 5 Ağustos günü tip genel başkanı Erkan Baş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe veriyor. Bu dilekçe aslında olağanüstü toplantı çağrısının dışında bir dilekçe. Meclis gelen evrağı kaydediliyor. Bu dilekçe diyor ki Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin son kararını da gerekçeli kararını da ele alarak ...özlük haklarını iade edin diye bir talepte bulunuyor Erkan Baş. Ve dilekçenin ekine de Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını koyuyor. Yani aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gelen evrak bölümünde... ...şu an itibariyle e, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı var. Hani şimdi burada belki şu ayrıma gö götürülebilir istenirse meclis tarafından. Bu da bir artık siyasi e, yaklaşım olacaktır elbette. Kararın bize mahkeme tarafından tebliğ edilmesi lazım gibi bir noktaya götürülebilir... Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada, tespitleri ortada, hukuki değerlendirmesi ortada. Bugün tipin MYK üyeleriyle de, hukukçularıyla da birkaç defa görüştüğümüzde elde şöyle bir sonuç var. Bu dilekçe eğer Numan Kurtulmuş yani Meclis Başkanı tarafından işleme alınır ve bu dilekçenin aslında gereği yerine getirilir ise bir kere tip milletvekili olarak seçilen, meclise giren Can Atalay'ın bütün hakları iade ediliyor bu hakların başında da şu geliyor ki özgürlüğüne kavuşmak ve gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısının altında e, diğer tüm milletvekillerinin okuduğu o yemini okuyarak görevine başlamak. Aslında burada bütün yük şu an itibariyle siyasetin sırtında. Ha zaten diye denilebilir ki yargıyla siyasetin birbirinden ne farkı var? Zaten e, aynı noktadalar ama yarın Numan Kurtulmuş aslında ki AK Parti içerisinde farklılığı temsil ettiğini bildiğimiz için söyleyeceğim bir yol ayrımına gidecek. Sadece Türkiye siyaseti değil ya da e, Türk hukuku değil, Türk yargısı değil, yani Türkiye büyük millet meclisi değil. Aynı zamanda AK Parti içerisinde Numan kurtulmuş da ve onun temsil ettiği belki de bir ekol de yol ayrımında. MHP'nin bu itirazlarına rağmen eğer ki Numan Bey bunu tek başına yapmayacağını tahmin ederek söylüyorum AK Parti bir yol ayrımında olacak. Numan Bey bu dilekçeyi işleme alır ve eğer e, gerekeni yaparsa özlük hakları iade edilen Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip yemin etmesinin önünde bir engel kalmıyor. Yargı o dakikadan itibaren Can Atalay'ın bunu yapmasını sağlamak durumunda kalıyor. Tabii ondan sonra belki yeni bir tartışma başlayacaktır. Ama e, şimdi AK Parti'nin katılıp katılmayacağı belli değil. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugünkü AK Parti'nin e, esas gündem maddesi 14 Ağustos'taki tanı, toplantı olan... E, Tanı, ...kutlamalar olan toplantısından sonra yaptığı açıklamada... ...hem bu akşam hem de yarın akşam... ...yarın değerlendireceğiz bunu dediler. Ee, eğer AK Parti bu noktada toplantıya katılır ise... ...bu önemli gelişme olur. Milliyetçi Hareket Partisi katılmıyorken. Yani. Bu bir önemli gelişme olur. İkinci önemli gelişme... ...elbette ki Numan Kurtulmuş'un bunu okut ...bu dilekçe işleme alıp almayacağıdır. Aslında meclisin yarın toplanması... ...Gürsel Bey, Nazif Bey benden daha iyi bilirler ama... Ee, bu, bu işin tartışmalarının yapılacağı boyut. Ee, fakat aslında işlem birkaç dakikalık bir işlem. Dilekçe gelmiştir. Dilekçe işlemi alınır. AYM kararının gereği yerine getirilir ve Can Atalay özgürlüğüne kavuşturulur. Bu aslında çok kolay bir şey. Hem Türk yargısını hem Türk siyasetini büyük bir krizden çıkarmanın bir formülü. Tip de bunu aslında sağlayacak gerekli başvuruyu da yapmış durumda. Ama AK Partililere göre Can da ya da Osman Kavala'nın da AYM kararıyla yine Özgürlüğünü isteyenler AK Parti içerisinde biraz azınlığa düşmüş durumdalar. Yani Daha büyük bir ağırlık AK Parti'nin mevcut çıkarları ve mevcut politikalarının getirileri ne getiretiriyorsa bunu yapalım noktasındalar. Ve de daha da türkçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği, çizdiği hattın dışına çıkıp herhangi bir itiraz geliştirmiyorlar. Yani aslında yarın sadece daha doğrusu 16 Ağustos sadece Türk yargısı ve siyaseti için değil AK Parti için de bir yol ayrımı olacak. Fakat görünen ne yazık ki Gürsel Bey'in dediği gibi eğer siyaset 16 Ağustos'a kadar numan kurtulmuş üzerinde o gerekli tırnak içerisinde kamuoyu baskısını kuramazsa bu işlem yapılmaz ve Can Atalay serbest kalmayabilir. E, i̇şin doğrusu da bu. Peki. Nasıl? Aslında biraz daha birleşilen nokta burası çünkü hani ne açıdan birleşiliyor elbette ki Filistin meselesine dair işte muhalefetin farklı görüş açıları var, bakış açıları var. Ee, iktidarın yaklaşımını İsrail'le olan ticari ilişkilerin kesilip kesilmediği üzerinden yürütülen tartışma. Çünkü biliyorsunuz hani İsrail'le olan ticaret evet sıfıra indi ama maşallah Filistin'le olan ticaret bir anda ...yüzde %300 400 arttı diye bir gerçeklik ortaya çıktı. Yani Filistin meselesine olan yaklaşımında ikircikli olduğunu düşünüyor muhalefet ama Söz konusu Filistin'in kendisi olunca yani Filistin'de İsrail'in e, yürüttüğü bu e, saldırılar olunca e, biraz daha farklı yaklaşıyorlar. Elbette ki Mahmud Abbas'ın orada yapacak konuşmaları e, bütün e, muhalefet partileri de katılacak. Tıpkı Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin ve MHP'nin katılacağı gibi. E, ama yani bir e, ayrım var açık söylemek gerekirse bir ayrım var. Şimdi Filistin devlet başkanı olarak resmi olarak tanınan e, başkanı e, Mahmud Abbas e, hatta işte özgür özel ziyaret edeceğini de söylemişti kendisini. E, fakat bir e, farklılık var. Muhtemeldir ki eğer sadece Mahmud Abbas konuşacak olursa hani normal şartlarda bunun olması lazım. Zaten Numan Kurtulmuş açacak e, meclisi Mahmud Abbas konuşmasını yapacak ve kapanacak diye bekleniyor. Eğer bir konuşma olursa bu bir tartışma yol açabilir e, deniliyor. Bu sebeple Gürsel Bey, nasip Bey daha iyi bilirler ama muhtemelen grup başkanları veya grup başkan vekilleri e, bu toplantı öncesinde yine meclis divanında bir araya gelecekler. Ne yapalım, ne edelim diye konuşacaklar. Herhangi bir tartışma olmaması ve bu tartışmanın Filistin meselesinin önüne geçmemesi, Mahmut Abbas'ın vereceği mesajların önüne geçmemesi üzerine bir uzlaşı olacak. Bu bekleniyor zaten. Ya Mahmut Abbas'ın gelişi, ee, sanırım biraz gölgede kalacak ama. Hani bunu da söylemeden geçmemek lazım. Şu sebeple gölgeden kalacak. Evet Mahmut Abbas gelecek. Burada bir konuşma yapacak. Bu önemli. Filistin'deki katliama varan saldırılar açısından da elbette ki önemli. Muhalefet de Filistin'deki saldırıların durdurulması konusunda hem fikir. Fakat bir anda 14 Ağustos'ta AK Parti'nin tanıtım toplantısı var. Ee, yeni daha doğrusu kendisine katılacak milletvekillerini ve bir, bir yandan da aslında AK Parti gövde gösterisi yapacak 14 Ağustos'ta. Ben buradayım hala dimdik ayaktayım diyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına büyük önem veriyorlar. E şimdi bir yandan da orada sayısı... bas sonrası 16 Ağustos'ta Can Atalay görüşme. Milletvekili sayısı belli mi acaba kulislerde Mesela... ne deniliyor? Ya yani şu an için 3 tane ya da en fazla 4 tane deniliyor AK Parti için. Yani Gelecek Partisi'nden katılması beklenen... Katılacak olan isimler, diyeyim hatta, ee, şu, yani 14 Ağustos'a katılmayacaklar temelen. Çünkü onun için farklı bir takvim işletileceğini biliyoruz AK Parti'de. En azından şu anki durum bu. Ee, küçük bir salon aslında, 1500 kişilik bir salon. AK Parti böyle şaşalı görünen bir etki. Aslında çok sever AK Parti bu tar tarz etkinlikleri yapmayı. Ama bugün sordum AK Partililere, hani, bizi niye davet etmediniz diye sordum. Dediler ki ya 1500 kişilik bir salon eee partililerimiz şey gelecek diyor. ve hani sadece muhabirleri davet ettik. Hani zaten hiç davet edilmemiştim de merak ettim Hani <laughs> yani. Bugüne kadar hiç pek davet edildiğimiz olmamıştır ama hani sordum dediler ki sadece muhabirleri davet ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak. Bütün önemi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına veriyorlar. Eğer bir aksilik de olmazsa eee er Yücel, Üycel, Seyhan ee, ve bir isim daha e, katılacak İyi Parti'den istifa etmiş ve şu an itibariyle e, bağımsız konumda olan bir isim daha katılacak e, AK Parti'ye. En az 3 milletvekilinin katılacağını biliyoruz. Çeşitli partilerden istifa edip gelip e, yeniden refah bunların arasında. Ve muhtemelen biri de DEM Parti'den olacak. Yakın tarihte bir belde belediye başkanı istifa etmişti. Biri de DEM Parti'den olacak ama 20'ye yakın belediye başkanı katılacak. Ee, çok büyük oranda olmasa da hani böyle gözle görülür ilçelerimiz vardır ya oralardan olmasa da bazı yerlerden belediye başkanları katılacak ama esas mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma ee, AK Partilerin bütün mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından vermeyi hedefliyorlar. Şimdi düşünün ki böyle bir gündem var bir yandan da 16 Ağustos'ta yani bence Türk demokrasinin ve Türk yargısının kaderini etkileyecek önemli bir e, görüşme var mecliste. Hal böyle olunca ne yazık ki işte Mahmut Abbas'ın konuşması e, biraz gölgede kalacak gibi görünüyor. Evet o gün konuşacağız. Abbas'ın verdiği mesajları o gün konuşacağız. Ama sonra bir sonraki güne kilitleneceğiz. Hani biz az önce çok konuştuk ya e, işte Türkiye ne yapıyor ne ediyor AK Parti CHP ne yapıyor ne ediyor diye. İşte sıkıntımız bu kendi içerimizdeki meseleleri aslında mesele olmaması gereken ve çok hızlı çözebileceğimiz kanunlarımız Anayasamızla çözebileceğimiz meseleleri bu kadar e, birbirine katınca dış politikaya ilişkin attığımız atabileceğimiz olası adımlarla ilgili çok da önemli bir mesaj. Verememeyi başarıyoruz. Vermeye çabalarken verememeyi başarıyoruz. Bakın çok basit bir örnektir. Her fırsatta veriyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli bir şey yaptılar. ABD'li ve Rus... E, tutukluların Esenboğa Havalimanı'nda takas edilmesini sağladılar. Aslında bu operasyon MIT'in de e, katkısıyla yürütüldü. Peki ne oldu birkaç saat sonra? Instagram erişime engellendi. Yani daha Türkiye ya yani MIT'in imza attığı başarıyı konuşamadan sabah yasağı konuştuk. Hep bu şekilde ilerliyor aslında Türkiye'de bir yandan da. Bazen iyi şeyler yap, yapılabiliyorken nadir de olsa, çok çok nadir de olsa iyi işler yapılabiliyorken bir anda gölgede kalabiliyor Türkiye'de. Çünkü içeride işleyen sağlıklı bir demokrasi ve sağlıklı bir yargı olmadığı için ne yazık ki biz hep bu şekilde gölgede kalıyoruz. Sürekli böyle işliyor. Bir de e, CHP ile ilgili tartışmaya dair hani ana muhalefet partisi olduğu için iktidarın en büyük namzeti olduğu için bir önceki seçimlerin birinci partisi olduğu için söyleyeceğim. Bence CHP'nin en büyük problemlerinden biri şu. Bu sadece mevcut yönetim için değil. Önceki tüm yönetimleri de kapsayarak söylüyorum. Kendini anlatamama gibi bir problemleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kendilerini anlatamıyorlar topluma. İletişim hep e, şöyle dar bir biçimde işliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ekonomi masası. Kemal Bey döneminde de çalışıyordu. Özgür Bey döneminde de sahaya çıkacaklar. Ve hakikaten büyük işler yapıyorlar. Doğu masası aslında Türkiye'de çok ciddi bir mesele. Bölgeler arası eşitsizlik. Doğu masası çok ciddi çalışmalar yapıyor. E bunu anlatamıyorlar. E, ya yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iletişim problemi var aslında. Toplumla olan bir iletişim problemi var. Ve Bunu elbette ki gerekçelendirebiliriz. Medyanın büyük bir baskı altında olması, medyanın ciddi bir biçimde e, iktidara angaje edilmiş olması, sahipliğinin iktidarı devrediliyor olması, merkez medyanın e, kalmamış olması gibi birçok konuyla anlatabiliriz. Ama burada CHP'nin de kendi eksikliğini belki 20 yıldır yaşadığı eksikliği görmesi gerekiyor. Bir toplumla olan iletişiminde bir problem var. Bunu genellikle medya üzerinden ya da basın açıklamaları üzerinden yapıyor ya da mitingler üzerinden yapıyor. O yüzden toplumla buluşmanın aslında ne kadar önemli olduğunu ben birkaç örnekle anlatayım. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingleri bir köşeye bırakıp yaptığı çalışmalar Ekrem İmamoğlu'nun işte yine mahalle mahalle gezmesi, Mansur Yavaş'ın Ankara'nın belki de Melik Gökçek döneminde belediye başkanı görmediği yerlerine gidip oradaki tarımla ulaşabilecek insanlara ulaşması gibi. Bakın doğrudan iletişim metotlarını bazı siyasetçiler deniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman ve bunun başarılı olduğunu görüyorlar. Burada bir eksiklikleri var ve CHP'nin bence ikinci büyük eksikliği yine aynı konuda CHP profesyonellerle tam anlamıyla çalışmayı tam beceremiyor genellikle parti içerisinden genellikle partiyle gönül bağı bulunan bunu nadiren bunun dışına çıkıyorlar ama gönül bağı bulunan ya da bence parti içerisinde siyasi kariyer hedefi bulunan insanlarla çalışmayı tercih ediyorlar ve bunu genellikle bir güven problemine dayandırıyorlar Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin profesyonellerle çalışma konusunda AK Parti bunu çok iyi başarıyor açık söylemek gerekirse. Hani AK Parti kendi ideolojisindenmiş kendi partisine gönül vermiş mi vermemiş mi? Tamam devlet imkanları elbette ki önemli. Ama bir yandan da profesyonellerle çalışmanın zeminini yaratıyor. CHP biraz burada bence bütün aslında sadece CHP konuşmamak lazım. Bir bütün muhalefetimiz kendi içerisinden insanlarla çalışmayı tercih ediyor. Ee, ve o insanlar zamanla dönüp parti içerisinde bir siyasi kariyer hedefine odaklandıkları için bir biçimde bir gruba ait hissediyorlar kendilerini evet. ve bu zamanla bir problem çıkarmaya başlıyor Bu da az önce konuştuğumuz o e, kendini anlatma kendini izah etme problemlerini ortaya çıkarıyor. Peki ya şu ekonomi gündemiyle ilgili tabi ben hani ekonomi alanına çok hakim değilim ama hani kendi yaşadığımdan yaşadığımdan bir örnek vererek devam edeyim. Çok basit anlamda bugünlerde hani muhtemelen hepimiz için öyledir. Ya yani biz yurttaş olarak bundan işte iki sene önce aldığımız maaşın onda birini alırken belki bugün çok çok daha iyi kazançlar elde eden insanlar aslında iki yıl önce elde ettikleri daha düşük kazançlarla sürdürebildikleri hayatlarını sürdüremiyorlar. Bu bence ee, içinde bulunduğumuz durumun en önemli göstergesi. Mesela şu an düşünüyorum yani ben işte 8 yıllık evliliğimde ilk defa eşimle birlikte bir ev alma gibi bir planımız var. Ve ee, acaba ilk önce hangimiz vazgeçer kredi çekmekten diye birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. <laughs> Ve hep şunu düşünüyoruz. Acaba ödeyebilir miyiz, ödeyemez miyiz? Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bakın iki yaşında bir çocuğumuz var. Onun kreşi var. Onu ona nasıl yapacağız gibi bir takım endişelere düşüyoruz. Hadi görece biz hani çalışıp belli bir gelir elde eden insanlarız. Bakın bu ülkenin çok ciddi bir bölümünün evine sadece tek bir asgari ücret giriyor. Tek bir asgari ücret. Başka hiçbir şey yok. Ve bu insanlara evinin kirasını öde evinin faturalarını öde. Varsa çocuğunun okul masraflarını öde. Çocuğun küçükse bezini, mamasını karşıla. Aynı zamanda ulaşımını karşıla gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu gerçekten de Türkiye'deki mevcut içerisinde bulunduğumuz ekonomik şartlar aslında bizi toplumu çok başka bir şeye zorluyor. Aynı zamanda sosyal hizmet eğitimi aldığım için görüyorum. Artık bunu okumak çok kolay. Toplum bir ahlak eğitimine, bir değer eğitimine doğru sürükleniyor. Artık toplumda şu yok: çalışıp kazanıp geçinebilmek gibi bir algı yok. Nasıl daha kolay zengin olabilirim? Zengin olmaktan kastım da şu artık: nasıl geçinebilirim kolay yollar? Nasıl ayakta durabilirim? Bazı vatandaşlar işte ikinci bir ek işi tercih ederken, bakın Türkiye'de artan dolandırıcılık vakalarına bakmak. Çünkü insanlar artık bir başkasından bir gelir elde etmeye çalışıyorlar. Geçen işte gerçek gündemde arkadaşlarımıza sordum. Dedim ki son 24 saatte kaç tane silahlı ha saldırı haberi girdik? Kaç e yaralama, kaç öldürme, kaç kadın cinayeti, kaç kadına şiddet haberi girdik? Ya da kaç Yanlış katliam, sokak hayvanlarına kaç katliam içerisine... haberi girdik? Tabii ki. Ya bakın sadece işte son 3-4 günde yaşadıklarımız ortada. Korkunç. Salihli de şimdi tutuklandı ama yani muhtemelen bir hafta on gün hadi bilemeliyiz bir buçuk iki ay sonra serbest bırakılacak adamın biri. Adı Üç bu birden değilim Altan Sancar Bugün ismini verelim. Işte, Üç tane yavru kedinin kafasına vura vura katleden öldüren Allah Muzaffer Allah, Şen Allah. adını verelim Muzaffer Şen ismi bu. Evet. O caninin o katilin adı şen bu. Ama yargıya da yarar olsun en azından ya, bununla ilgili. Yani bu yani da yaptırmıyor. Bir sonra 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 aramızda çalışır, gezecek. Şey tabii tabii Altan Sancar. Bazı o, ahlaki çöküntüye de en önemli ya, örnek bak, bu olabilir o yasa, belki. o yasada yasa da çoğu insan cesaretten O yasanın aslında geri çekilmesi lazım hayvan hakları değil. Devam etsin Altan Sancar. Ya bugün... Ya yani işte Edirne'de yanlış hatırlamıyorsam Edirne'de çuvallara hatta çöp poşetlerine konulmuş köpeklerin cansız bedenleri ortaya çıktı. Altında Belediyesi'nin yaptığı ortada. Ya şimdi neydi? Porsuklar bunu bilinçli olarak da yapıyor olabilirler. fırsatlarda var benzer yani, görüntüler. Ya şu Bu bana bilinçli bir politika gibi gelmeye de başladı bir yandan. Çünkü az önce bahsettiğim gibi insanlarda çok ciddi bir öfke birikimi var. Çünkü insanlar geçinemiyorlar. Bu öfke birikimini bir yanda sokaktaki bizim durumumuzla hiçbir ilgisi olmayan ...canlıları... Hedef haline getirmeyle de bağdaştırıyorum bir anlamda. Toplumdaki o şiddet dalgasını bir yerde o şiddeti uygulayarak katlettiğinizde hiçbir şey olmayacağını da bildikleri için bir anda sokaktaki o canlıları yönlendiriyorlar. Ben buradan şunu görüyorum. Bir toplum mühendisliği ile de karşı karşıyayız. Bu ekonomiden de bağımsız değil. Bir yandan da toplumdaki o şiddet dalgasını yönlendiriyorlar. Gerçekten de ekonomiden bağımsız değil. Yasanın çıkış gerekçeleri de bence ekonomik. Ee, onu zaten çok 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 defa bu programda konuştuk. Şu an yürütülen durum da ekonomik. Korkunç bir toplumsal çöküntüye doğru sürüklüyorlar bizi. Şimdi, tüm bunlara baktığım zaman ben Türkiye adına korkuyorum. Ya bakın sokak ortasında e, evli olduğu kadını hiç tereddüt etmeden öldürdü bir Tabii. adam hiç tereddüt etmeden defalarca ateş açtı. Ya ben o görüntüleri izlerken şok oldum. Ya bir gazeteci olarak zamanında çatışmalı bölgelerde bulundum. Bu oralarda muhabirlik yaptım ama hiçbir şey beni bu kadar korkutmadı. Bu arada dileyelim Altan Sancar. Sokak hayvanları, sokakta yaşamak zorunda olan köpeklerin Güvenliği tehdit ettiğini iddia edenler dileyelim o görüntüyü izlemiş olsunlar. Çünkü sokak hayvanlarının ben, o, o, verdiği zararı öne sürerek maalesef böyle bir katliam yasasına imza attılar. Ya bugün bakın tabii tabii ya güvenli sokaklardan bahsediyorsanız, güvenli bir sokak algısı arıyorsanız önce bu ülkede e, birlikte olduğu erkekten, evli olduğu erkekten şiddet gören, her an onun tarafından öldürülme riski taşıyan kadınlar için sağlamak zorundasınız. Ya Bugün Eskişehir'de Tepebaşı Camii'nin yakınlarında bir nazi sembolü de giymiş üzerine. Çıkıyor sokağa. Ee, hiçbir gerekçe yokken sokakta 4 ya da 5 kişiyi yer alıyor. Ve so günün sonunda diyor ki ben e oynadığım bilgisayar oyunundan etkilendim. Yani durduk yere insanları bıçaklıyor. Durduk yere insanlara yumruk atıyor palayla saldırıyor. Ya yani böyle Katılır bir ortamdan mısınız, bilmiyor bahsediyoruz. Bilmiyorum Ve... Cezai olarak yani daha fazla bir ceza almayacağını üç aşağı beş yukarı neler e, hangi cezayla kurtulabileceğini bilmesinin de bir etkisi yok mu burada? Çünkü cinayet işleyen insan 3 gün sonra serbest kalıyor ya, bu ülkede canım. baktığınızda. 3 yıl Hizbullahçılar üç. serbest kalıyor. Ya bunu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affına masar oluyor. 3 milyon bağımlı var o yasa masa dinlemez. Zaten bütün mesele bu. yok ki onun. 3 Biraz milyon bağımlı. Ya, 3 milyon. Yani daha geçen Bingöl'de işte. Bingöl'de pardon. Evet Bingöl'de, İzmir'de annesini babasını öldürdü. Burada Tabii annesini... Tabi cezai kadar... yaptırım yok ya çünkü. Ya bu, bu dehşet bir şey. 3 milyondan bahsediyorum. Böyle olunca sokak güvenlik içinde olur mu? İnsan yaşamı güvenlik içinde olur mu? Hepimiz hiçbirimizin güvenliği Hepim, yok. Efendim, yani, ya buradan buradan bunu destekleyenlere de sormak istiyorum. Ee, sokak köpekleri toplanıyor, sokak köpekleri katlediliyor. Siz hala güvende misiniz diye sormak istiyorum. Şu anda güvende misiniz diye sormak istiyorum gerçekten. Buna destek veren çünkü çok fazla insan vardı. Baktığımızda her ne kadar anketlerde bunun karşısında olan insan sayısı fazla olsa da destekleyenlere buradan soralım bunu. Şu an güvende misiniz? Sokakta köpek kalmadı neredeyse. Hepsi öldürülüyor, katlediliyor. Ee, dileyelim tabii ki bunun da ilerleyen günlerde illaki sonuçları olacak. Altan Sancar, devam edersen. Bunun çok ağır sosyolojik sonuçları olacak. Küçücük çocuklar üzerinden tutalım da, hepimizin üzerinde çok ağır so sonuçları olacak. Çünkü bakın, ya bu durum bizim sosyolojimize uygun bir durum değil. Yani, evet içimizde kötü insanlar var, evet içimizde hayvanlardan nefret eden insanlar var ama bu durum Türk toplumunun sosyolojisine uygun değil. Başka bir şey dayatılıyor Türk toplumuna aslında burada bir deli gömleği giydirilmeye çalışılıyor ve bakın çok iddialı söylüyorum tek bir çağrıyla bunların tamamı bıçak gibi kesilir tek bir çağrıyla ya, bakın bu de, üzerimize giydirilmeye çalışılan deli gömleği bu topluma fazla geliyor bu topluma çok fazla gelir bizim yani inanan için inancıyla merhametiyle vicdanıyla ya yani inanır ya da inanmaz hiç fark etmez neye inanır inanmaz hiç fark etmez bu toplumda yaşayan herhangi bir insanla örtüşecek bir davranış biçimi değil bu. Ve bu cezasızlık hali çok ciddi başka problemlere yol açmaya başlayabilir. O yüzden yani kedi katili bugün tutuklanır. Bir buçuk ay, iki ay, hadi üç ay diyelim. Üç ay sonra serbest bırakılır. Ama şu esas oradan sonra başka bir İbrahim problem Keloğlan başlayacak. Bir başka bir katili. hayvana bunu yapmayacağının garantisi yok. Tabii ki. Hem de iyi başka bir hayvana bunu yapmayacağının garantisi yok. Bir çocuğa bunu yapmayacağının garantisi yok. Bir kadına bunu yapmayacağının garantisi yok. Zaten, her gün Toplumda çok. savunmasız olarak kodlanan herhangi bir başka canlıya saldırmayacağının garantisi yok. Tabii. O yüzden söylüyorum, Türk toplumunun yani yapısıyla oynayabilecek bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ee, bunu söyledikten sonra. Hani siyasetle ilgili sorduğun soruya geçeyim. Lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yapacağı konuşma AK Parti'nin kendi içine dönük bir manifesto olacak, ayağa kaldırma manifestosu olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan çok uzun bir süredir ne gibi adımlar atabileceğini planlıyordu kurmaylarıyla birlikte. Muhtemelen bu konuşmanın hemen akabinde yani belli bir takvime yayarak. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli il başkanlıklarında değişikliğe gidilebilir. Muhtemelen İstanbul zaten kesin. İstanbul'da bunun için yarış başlamış durumda. Ankara bence henüz net değil. Ama buna ek olarak çeşitli büyük şehirler, özellikle AK Parti'nin oylarında düşüşlerin olduğu büyük şehirlerde önce il başkanlıklarına ve ilçe başkanlıklarından başlayan bir değişim planlanıyor. Şimdi 14 Ağustos'ta evet İyi Parti'den istifa eden en az 3 vekil AK Parti'ye katılacak. Ama Gelecek Partisi'nden herhangi bir katılım şu an aşamada beklenmiyor. Bu e, özellikle CHP listelerinden giren o işte 10 vekilden 7'si katılacak kısmı evet. aslında Nedim Yamalı'nın e, belki de söylemek istediğini yeterince aktaramamasından da kaynaklanıyor. Selçuk Özdağ bir operasyon düzenleniyor dedi aslında. Bahçesinde 7 kişi yer alıp çıkıyor. Evet. Şundan ötürü söylüyorum onu Şimdi e, orada bir problem var Evet 3 isim üzerinde duruluyor Nedim Yamalı, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurcu Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selim Temurcu'ya önem verdiğini biliyoruz e, 15 Temmuz döneminde İstanbul bir Başkanı olmasından da kaynaklı olarak Fakat bunun dışında kalanlar için Mesela deniliyor ki genel başkanımızla da geçebiliriz Nedim Yamalı'nın böyle söylediği belirtilmişti Oradaki yaklaşım şu aslında Gelecek Partisi için bu hiç mümkün değil demiyorum. Ama bugünkü AK Parti koşullarında mümkün değil. Çünkü Gelecek Partisinden herhangi bir isme, yani Selçuk Özdağ bile açıp telefon sorsanız söyleyeceği şey şudur. Bizim eleştirdiğimiz şeyler değişmedi. Evet. Bizim AK Parti'den ayrılmamızı gerektiren koşullar aslında ortadan kalkmadı. Bu sebeple bizim de Ahmet Davutoğlu'nun yani partimizin genel başkanının katılması mümkün değildir diyecektir. Konuştuğum için söylemiyorum. Ama Selçuk, Selçuk Bey'i bildiğim için söylüyorum. Yani o üç isim dışında kalan, az önce belirttiğim üç isim dışında kalan gelecek partililer bunu söyleyeceklerdir. Kaldı ki Ahmet Davutoğlu'nun hani AK Parti'ye yeniden katılmasını e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ister mi? Birinci soru. Uh. MHP ister mi? Bence daha büyük bir soru işareti. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sık sık Serok Ahmet diyerek küçümseme et, küçümse diye... Ee, çok ağır laflarla karşılıklı olarak birbirlerine Hadi eleştiri diyeyim ama eleştiri dozunu da açan söylemlerle bulundukları e, bir yerde Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye katılımına MHP nasıl bir tepki verir? Hiç kestiremiyorum. Bu sebeple o kısım doğru değil. Ama gelecekte gelecek partisinden en az 3 vekil daha katılabilir mi? Katılabilir. Ama AK Parti açısından önce bu teşkilat değişiklikleriyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl yol yürüyeceğine daha net karar vermesi ve bunu uygulamaya koymasıyla olacaktır ki zaten AK Parti Genel Merkezi'nde de bir takım değişiklikler bekleniyor. Bu çok uzun bir süredir dile getiriliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında kafasında bir takvim var. Bu takvimi uygulamaya başlayacak. İşin tuhaf tarafı hani onunla bitirmek istiyorum. Tüm bunlar olurken yani Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini toparlayıp bir yerde 2028 seçimlerine hazırlanırken muhalefet muhalefetin en güçlü aktörü aslında partinin genel başkanı, partinin iki önemli ismi olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın istemi dışında ve büyük karşıtlıkları dışında çok anlamsız tartışmalara kendilerini sokuyorlar. İBB başkanı kim olacak ee, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra? Ya seçim dönemi geldi de Ekrem Bey ya Cumhurbaşkanı adayı oldu da seçildi de ee, hani her şey tamam her şey güllük gülistanlık böyle bir tartışmanın içerisine giriyorlar ee, Mansur Yavaş ile Ekrem Bey arasında şimdi gördüm diye söyleyeceğim şimdi biliyorsunuz daha ak gün olması lazım ee, milli spor milli güreşçimiz atki spor kulübünün e, aynı zamanda sporcusu e, spor, olimpiyatlara veda etti artık sporcu yetiştirecek İşte Mansur Bey'in niye orada olduğu üzerinden Mansur Bey acaba mesaj mı verdi diye konuşuluyor. Oysa Aski Spor Kulübü'nün yani Spor. sporcusu Mansur Bey'in orada olmasından daha doğal bir şey olamaz. Şimdi CHP bu tarz küçük ayrıntılarla uğraşıyor. Bu beni şaşırtıyor. Oysa bakıyoruz Özgür Özel işte mitingler yapıyor. Özel konulara ilgi gösteriyor. Hatta şöyle söyleyeyim bugün Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı işte İstanbul'daki sosyal demokrat yani CHP belediye başkanlarını da bir toplantı yapmışlar. Hem projeleri konuşmuşlar hem değerlendirmeleri konuşmuşlar. Duyduğum kadarıyla da orada her iki isimde hem Özgür Bey hem Ekrem Bey şunu demiş. Anlamsız ve gereksiz tartışmalardan uzak durun. Yapacağınız işler dışında hiçbir şeye odaklanmayın. Bir yanda muhalefet toparlanmaya çalışırken bir yanda seçimi birinci partisi olan CHP'nin Böyle anlamsız iç tartışmalara sokul girmesi ve üstelik işte üç önemli isimden bahsediyoruz. Bu üç önemli ismin e, dışında kendilerini buraya sürüklemeleri çok akıl alır gibi bir durum değil gerçekten de. Hani tam da Türkiye'ye umutsuz seçmene, işsiz seçmene, emekliye daha fazla umut olabilme ihtimali varken hele ki bu bu da e, işin bir diğer noktası. Ki bundan en çok kim mutlu olur dersek herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlu olur. Ki kaldı ki bakın son olarak şunu söyleyeyim. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kesim kendisini erken seçim'e çok inandırmış. Erken seçim olacak söylemine çok inandırıyor. Ya yani şimdi dönüp herhangi bir AK Partili milletvekilini tutup kolundan çevirsek erken seçim hakkında ne düşünüyorsunuz diye ee, hiçbir şey düşünmüyoruz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok diyecek. Peki Altan Sancar'a teşekkür hani, edelim. Bu gündemden Cumhuriyet Halk Partisinin bir an evvel çıkması gerekiyor.